Denklemi çözmek için denklem sistemini öncelikle harflerden birini seçip ortadan kaldırıyoruz. Sonra diğerini buluyoruz. Şimdi burada x'i yok etmek istersek katsayılar birbirinden farklı olduğundan dolayı işaretler de farklı. Eşit hale getirmek için birinci denklemi 4 ile çarpmamız, ikinci denklemi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Sonra toplarız. Ancak a'ları yok etmek istersek birinci denklemi sadece 2 ile genişlettiğimizde katsayılar eşit oluyor. Taraf tarafa çıkarabiliriz. Çarpalım şimdi. 2a artı 6x eşittir. Eksi 16 yaptı. Alt tarafta da 2a eksi 4x eşittir. 24 var. Taraf tarafa çıkardığımız zaman a'lar gitti. 6x eksi eksi 4x'ten artı 4x gelir. Dolayısıyla 10x olur. Eksi 16'dan 24'ü çıkardığımızda eksi 40 yapar. X değeri buradan eksi 4 olarak bulunur. Şimdi a'yı bulmak için iki denklemden herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Birinciyi kullanalım. A artı 3 çarpı x'in değeri eksi 4'tür. Eşittir diyoruz. Eksi 8. Burası eksi 12 yapar. Diğer tarafa atarsak artı geçer. 12'den 8 çıktı. 4. A değeri de burada 4 çıktığı için çarpımları isteniyor. Eksi 16 olur.